Evet, öncelikle geçmiş olsun. Pazartesi günü özellikle Trabzon ve tabii ki diğer illerimizde de çıkan yangınlarımız var. Ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun, can kaybımız yok. Bu yangınların çeşidi örtü yangınları. Hemen yangının çıkmasının akabinde başta valimizin koordinasyonunda devletin tüm kurumları konuyla ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda hala 190 araç 650 personelle yangına müdahale devam etmektedir. Nemin tabii ki %3'lere kadar düşmesi, rüzgarın 170 kilometrelere kadar çıkması bu yangının şu saate kadar söndürülen tam anlamıyla söndürülememesiyle alakalı en önemli etkenlerden bir tanesidir. Ama yanan bağ evleri var. Bunların bir kısmı yazın sadece kullanılan kulübe kapsamında ama bir kısmı da tekamül etmiş evler. Ama dediğim gibi herhangi bir can kaybı yok. 55 yangınımız çıkmıştı ama bunun haricinde tabii diğer illerde de Ordu, Giresun ve Gümüşhane kayda değer 20 yangın daha vardı. Yani toplam 75 yangın diyebiliriz. 55 yangının 38 tanesi söndü. 17 yangın hala devam ediyor. 2 tane yangınımız hala tam anlamıyla kontrol altına alınamamış ama 15 yangın soğutma ve söndürme çalışmaları 15 yangında devam ediyor. Toplamda 260 hektar alan zarar gördü. Bunun 10 hektarı fındık bahçesi. 2,5 hektarı da gerçekten fındık ağaçları da zarar görmüş vaziyette burada. Fındık ve çay da gerçek anlamda zarar görmüş vaziyette. 10 hektarın hepsinde de önemli bir zarar yok Tarım İl Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre. Trabzon'un